Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda yine çok özel bir laptop var. Computex'teyken özellikle Asus Stand Tour'unda benim görünce bayıldığım, hayran kaldığım bir laptop vardı. O laptop, bu laptop. Asus ZenBook S16 incelemesiyle karşınızdayız. Şimdi Asus ZenBook S16 özellikle tasarımıyla vesaireyle benim çok sevdiğim bir cihaz. Bunlara gireceğim. Ama son dönemde ben hep yeni işlemcilerden sizlere bahsettim. İncelemelerini yaptım, kıyaslama yaptım vesaire. Neydi bunlar? Intel karadığında Core Ultra 7 ve 9, işte 155H, 185H. Bununla alakalı çok video ürettik zaten. Bir diğer yandan yine Asus kanadından bizlere gönderilen Vivobook S15 ile beraber Snapdragon X-Elite'e bakmıştık. Snapdragon X-Elite ile beraber özellikle Snapdragon'ın performansını görmüştük. Intel ile kıyaslamıştık. Şimdi de yanımızda AMD'nin yeni Ryzen AI işlemcisi bulunuyor. Computex'te tanıttılar. En güçlü işlemci ile beraber karşımıza çıktılar. Çünkü diğer markalar geçen sene ürünlerini çıkarmıştı. AMD Computex'te geçtiğimiz aylarda duyurdu. Ve bununla beraber o işlemci ailesinin en üst modeli bu cihazda bulunuyor. AMD Ryzen AI HX300. 170. Nedir bu işlemci? Aslında yine son dönemde çıkan Copilot Plus PC ve yapay zekalı laptoplar noktasında AMD'nin cevabı. TSMC'nin 4 nanometre sürecinden geçen bu işlemci 12 çekirdek ve 24 izlek dediğimiz iş parçacığıyla beraber geliyor. Zen 4 değil Zen 5 mimarisine geçiş yaptı AMD kanadı ve bu işlemcinin 4 çekirdeği Zen 5 tabanlı performans çekirdeklerimiz, 8 tanesi de Zen 5C olarak geçen enerji verimliliği odaklı bir çekirdek yapısıyla beraber karşımızda. Bunun yanı sıra 2 GHz bas frekansında çalışıyor. Gerektiğinde 2 GHz her şeyi yapabiliyor. Ama performans gerektiğinde 5.1 GHz'lik bir boost frekansına da çıkabilme kabiliyetine sahip. Bunların hepsi güzel. Yani gayet performanslı. İşte birazdan NPU'dan bahsedeceğim vesaire. Ama 28 watt TDP değeri var. Evet 28 watt. Yani rakiplerinin neredeyse iki katı, ona yakın, onu geçen, hatta boost frekansına falan çıktığında bilmem kaç watt TDP'lere çıkarken AMD burada 28 watt'la bu performansı sağlayabiliyor. Hatta onunla alakalı kıyaslama da yaptım. Ona geleceğim. Zaten burada değerlerden bahsedeceğim. Devam ettiğimizde işin grafik tarafında da AMD'nin Radeon 890M grafik birimi burada bulunuyor. Zaten buradaki etikette de görebiliyorsunuz. 16 çekirdekli bir grafik birimi ve 2.9 GHz hızında çalışıyor. AMD'nin özellikle dahili grafik birimlerinin ne kadar iyi olduğunu zaten özellikle konsol taraflarından falan filan da biliyoruz. Zaten Z1 Extreme'i falan kullanıyor. ROG Ally, Ally X de aynı işlemci olduğundan zaten bahsetmiştim. Ama yapay zeka tarafında AMD'nin Ryzen AI 9 HX375'inde ise AMD'nin XDNA NPU'sunu kullanıyor ve 50 TOPS gücüne sahip sadece NPU birimi. Yani sadece NPU birimiyle saniyede 50 trilyon işlem yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Ama grafik ve işlemcinin kendisiyle beraber toplamda da 80 TOPS'lık bir güce çıkıyor. Yani 80 trilyon işlemi yapabiliyor bu cihaz saniyede. Ve bu sene sonuna doğru, şu anda sadece biliyorsunuz Snapdragon'larda Copilot Plus PC sertifikası var. Bunu zaten direkt karşıladığı için sene sonuna doğru AMD kanadı da bu sertifikayı alacak. Yani hazır. Aslında o yapay zeka özelliklerini Windows'la beraber kullanabilme bir Copilot Plus PC noktasında her şey hazır burada. Yapay zeka laptop olarak görebiliriz. Ve bu konuda da önemli bir avantajı var. Testlerine geleceğim ama onu birazcık sona saklayacağım. Şimdi gelin ZenBook S16'nın bir tasarımında, çünkü beni benden alan kısmı da orası olduğunu söyleyeyim. Şimdi cihazı kapattım. Çevirdim. Biraz böyle gri bir yüzey görüyorsunuz değil mi? Parlak, güzel, hoş görünen bir gri. Hatta buna İskandinav beyaz demişler. Yani biraz daha böyle İskandinav dağlarındaki beyazlık anladığım kadarıyla. Boyutlarına baktığımızda 335,6 mm'lik uzunluğumuz, 243 mm'lik yüksekliğimiz diyeyim ve 12,9 bu tarafta, 11,9 bu tarafta incelik bulunuyor. Ya biraz önce saydığım o performanslı laptoplar ya, bu kadarcık incelikte ve 1,5 kilo ağırlığında. Bu cihaz 16 inç. Bunu nasıl sağlıyor ki? Diyeceksiniz ki ya tamam plastik kasa kullanmıştır. Bakın bu ses.
plastik sesi değil. Çünkü burada alüminyum ve aynı zamanda gariptir seramik bir kasa var. Seralüminyum diyorlar kendileri. Niye? Çünkü seramik artı alüminyum. Gerçekten yakından dokusuna falan baktığınızda, karşıdan baktığınızda bildiğiniz seramik yüzey. Seramik yüzey nedir? Ya elit bir yüzey aslında. Hani gerçekten hani seramik kaplama, seramik diş, işte seramik yüzey vesaire. Bunu niye elittir? Hep çok temiz görünür seramik. Bir diğer yanda çok dayanıklıdır. Bunu alüminyumla beraber birleştirdiğinde de biliyorsunuz daha önce magnezyum alüminyum alaşımı falan kullanıyorlardı. Şimdi de seramik kullanıyor adamlar. Yani bu mühendislik noktasında çok çok önemli. Ve gerçekten şık da duruyor. Şurada Asus ZenBook yazdığını görüyorsunuz. Burada bir Asus'un logosu var. Alt tarafı gayet temiz bir şekilde görünüyor. Ve cihazı açayım. Hemen şöyle. Açtıktan sonra şu alt tarafındaki yüzeyde bile yani gerçekten şıklık, zerafet akıyor. Şu üst taraftaki boşluklar özellikle toplamda 3522 CNC işlemle beraber tamamen geometrik bir ızgara tasarımı yapılmış. Ama buradaki yüzey de aynı şekilde çok temiz. Çizilmeye vesaire karşı da çok daha dayanıklı bir yüzey. Ve aydınlatma var klavyede. Klavyede numerik kısım olmasa da geniş geniş aralıklar ve gayet geniş tuşlar ayarlanmış durumda. Burada geniş bir touchpad alanımız var. Bu da çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Ama genel toplamda tasarım mükemmel. Ki şu üst tarafta 16 inçlik 3K diyebileceğimiz Asus Lumina OLED bir ekran var. 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. %90 ekran gövde oranı sunuyor. Ve 3K dediğim çözünürlük 2880'e 1800 piksellik bir çözünürlük. Ve bununla beraber de burada işte 16'ya 11 ekran boyut oranıyla daha geniş bir görüntüyü bizlere sağlayabiliyor. 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. VESA Display tarafından True Black 500 sertifikasına da sahip. Yani HDR sertifikası da var. Ve 500 nite çıkabildiği için de her yerde kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Parlak bir ekrana sahip, mat değil, böyle bir tercih yapılmış ve Pantone onaylı yani fabrika çıkışlı bir onaylı olduğunu da bu noktada söyleyelim. Bu gerçekten önemli. Göz sağlığı noktasında da %70'i aşan bir oranda mavi ışık filtreleyebilen bu ekran TÜV-Rheinland'dan sertifikalı, SGS'ten de Eye Care Display sertifikasına da sahip ve bununla beraber de gerçekten burada keyifli bir ekran deneyimini bizlere sağlıyor. 10 bit ve DCI-P3'ü de %100 desteklediğini söyleyelim. Bunlar artık Allah'ın emri gibi bir durum oldu. Yani ekran gerçekten keyifli, tasarım keyifli. İşlemciden de bahsettim ama bir de gelin bağlantılarından bahsetmiş olayım. Sağ tarafta USB 3.2 Gen 2 tip A bağlantımız var. Yanına zaten 10 gigabit veri aktarabildiğini söylemiş. Hemen yanında tam boy bir SD kart var. Mükemmel. Çünkü ben bunda mesela çok kurgu vesaire yaptım. Birazdan bahsedeceğim zaten. Ve SD kart girişinin olması ve hızlı aktarım yapabilmesi benim için önemliydi. Sol tarafa geçtiğimizde tam boy bir HDMI'miz var. Yanında 2 adet USB tip C ama USB 4 var. Yani Thunderbolt Intel'in olduğu için burada USB 4 var ama bunlar da 40 gigabit veri aktarabiliyor. Ve DisplayPort vesaire olarak da kullanabiliyorsunuz. Onun yanında da 3.5 milimetrelik hibrit ses bağlantımız bulunduğunu söyleyelim. Birazcık daha fazla bağlantı olabilir miydi? Olsa aslında hoş olurdu. Bana yetti. Hiçbir fazladan çoğaltıcım olmasına rağmen Mektodo'dan burada kullanmama gerek kalmadı. Bu arada kasanın bu seralüminyum teknolojisi sayesinde ki zaten daha önce de zaten bu destekleri vardı ama US Military Standard 810H sertifikasına da sahip. Şimdi işlemciden bahsettik. Bir de RAM'den ve depolamadan bahsedelim. 32 GB LPDDR5X RAM'lerimiz var. 1 TB'da M.2 SSD bulunuyor içerisinde. Ama tam incelemeye girmeden fark ettim. Bunun 2 TB'lık bir versiyonu da var. Türkiye'de o da satılıyor. Yani istediğiniz depolama alanına göre de tercih edebiliyorsunuz bu arkadaşı. Bu açıdan öyle bir durum olduğunu da sizlere söyleyelim. Üst tarafta Full HD bir kameramız var. Kızılötesi destekli yani Windows Hello ile beraber yüz tanıma vesaire sistemini kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Parmak izi okuyucusu yok. Yani biyometrik güvenliği sadece kameradan sağlayabiliyorsunuz. Güzel yanlarından biri üzerinde 6 adet hoparlör var. Harman Kardon destekli ve Dolby Atmos desteği de bulunuyor. Bu arada mikrofon tarafında da 3 tane mikrofon desteği olduğunu söyleyelim. Şimdi Harman Kardon vesaire var dedik ya. Hemen bir örnek yapmazsam olmaz tabii ki. Hemen hoparlör noktasında sizlere buraya No Copyright Sounds diyelim. Şu arkadaşı açacağım. Şu an ses 150'de bu arada. %70.
Çok temiz ya. 80. Boksan. 100. Şöyle biraz alalım. Şarkı biraz patlasın. 40%. Ses hala temiz. 30%. 20%. 2%'de bile ses duyuyorum. Bu önemli. Ve kapattım. Yani o kadar güzel bir deneyim sağlıyor ki o altı hoparlörün keyfini gördüğünüz gibi yaşıyorsunuz. İster dizi izlerken, ister film izlerken, ister video kurgularken çok temiz bir ses alabilmemizi sağlayabiliyor. Ben bu açıdan gerçekten hayran kaldım bu hoparlörlerine. Bağlantı kanadında, yani kablosuz bağlantıda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 de var. En güncel iki sürümü çatır çatır kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin bir bu AMD Ryzen AI'ın test sonuçlarına bir bakalım. Sonrasında hem yazılım olarak hem de bize sağlayabildiği şeyleri hep beraber görelim. Performans noktasında 28 wattlık bir değer sunması. Buradaki en büyük dertlerden, daha doğrusu avantajlardan biri o. Bataryanız uzun süre dayanabiliyor demek. Ve buna rağmen böyle bir sistemin olması beni çok şaşırttı. Çok hoşuma gitti. Hatta yani Windows'u dengeli modda kullandığınızda ya da MacOS üzerinden işte performans modunda değil de dengeli de kaldığınızda dahi ya fark ne kadar olabilir? Zaten 28 watt en yüksek performansla tüketen işlemci. 20 tüketse ne kadar kayıp olabilecek? Hani bu açıdan siz enerji verimliliğinde de kullansanız, orta seviyede de kullansanız, üst seviyede de kullansanız mükemmel bir değer karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerçekten hem AMD kanadını hem Asus kanadını tebrik ediyorum. Adamlar yapmış. Yani öyle denir ya adamlar yapmış diye. Burada da tamamıyla öyle bir durum olduğunu da söylemek istiyorum bu arkadaş için. Ve keyifli bir deneyim olduğunu da söylemek lazım. MacOS'u da açtığınızda burada işte aygıt ayarlarından her şeyini yapabilirsiniz. Hangi performans modunda olsun, fan nasıl çalışsın, işte hazırda bekleme yardımcısı, GPU'ya ayrılan bellek. Bu AMD'de alıştığımız hatta handheld dediğimiz el konsollarında da var. Yani bunu otomatik yaparsanız kendisi ayarlar ama yani 8 GB'a kadar da bellek ayırabiliyorsunuz. Bu da demektir ki özellikle yüksek performans gerektiren işlemlerde ya da oyunlarda işte o belleği 8 GB'a kadar arttırabilmek, 32 GB'lık belleğinizin 8'ini buraya ayırmak ve diğer tarafa da
24 GB kalıyor. Yine bol bol yeriniz kalıyor ve bununla beraber çok daha performanslı bir deneyim vaat ediyor. Ama işte Premiere'de, DaVinci'de, After Effects'te yapacağınız işlemlerde de bunun karşılığını net bir biçimde verebiliyor. Dediğim gibi ben bunu da 4K video kurgu yaptım, Reels kurguladım, 8K olarak denedim, exportunu denedim. Normalde özellikle ekstradan Nvidia ya da AMD bir ekran kartı olmayan laptoplarda, yani o gaming ya da profesyonel dediğimiz seviyelerdeki creator laptoplar olmadığında belli noktalarda takılırdı cihaz. Bunda fişte de çıkartsanız da işte dengeli de olsa yüksek performansa dalsanız kasmıyor. Önemli olan zaten bu. Yani işin tabii ki işte Copilot özellikleri geldiğinde yapay zekalar vesaire burada da çalışacak. Zaten onu destekliyor. Hatta yapay zeka ile çalışabilen, yani NPU'yu kullanabilen programlar bunda da kullanıyor. Ve bu sayede enerji verimliliğiyle beraber performansı arttırabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir durum ve bunu zaten dediğim gibi, yani 16 inçlik devasa bir ekranda yaptığınızda da iş keyifli hale geldiğini sizlere söyleyeyim. Ya test sonuçlarını gördünüz, ne kadar iyi olduğunu söyledim. Batarya noktasından zaten bahsettim ne kadar enerji verimliliği olduğunu. Bunda 78 watt saatlik bir batarya var. Yani öyle 90'lara falan çıkmalarına gerek kalmamış. 65 wattlık bir şarj aletiyle tip C'den şarj oluyor. Ama hemen buradan bir sizlere test sonuçlarını da söylemem gerekirse, ULE Benchmark'ın Office Productivity testini yaptım. 11 saat 9 dakika batarya süresi verdi. Ekranda da görüyorsunuz şu anda bunu. %50 parlaklıkta, dengeli modda. Daha ne olsun? Yani bataryasının ne kadar iyi kullanıldığını burada bize net bir biçimde gösteriyor. Bizlere gerçekten bu noktada helal olsun bana dedirtti. Yani ben burada şeyi sevdim. Hani işte Intel'e de şeye de AMD'ye de vesaire falan filan baktığımda AMD'nin fiyat performans, daha doğrusu fiyat performans demeyelim ona, enerji ve güç performans dengesinde 28 wattlık bir TDP değeriyle fazla enerji harcamadan, tüketmeden çat aynı değeri verebilme, hatta bazı noktalarda geçebilme kabiliyetini de göstermiş. Ben çok sevdim. Seramik kasasını sevdim. 16 inçlik ekranını sevdim. Bu kadar ince ve hafif olmasına hayran kaldım. Bu kadar ince, hafif ve büyük ekrana sahip olmasına rağmen üstüne üstlük bir de yani bu kadar enerji, az enerji tüketebilmesi, bu kadar uzun süre kullanabilmeniz mükemmel. Sabit dururken de neredeyse enerji harcamıyor. Asus mühendislerini de, AMD mühendislerini de tebrik ediyorum. Yakın zamanda artık elime bir Ryzen AI gelmişken, o testlerle beraber Ryzen AI Core Ultra ve bir de Snapdragon X Elite'i kıyasladığım bir video gelecek. Burada yapacaktım ama videoyu aşırı uzatmak istemedim. Onu da merak ediyorsanız kanala abone olabilir ve video geldiğinde haberdar olmak için de tabii ki bildirimi açabilirsiniz. Ve böylece o kıyaslamamız geldiğinde de haberiniz olmuş olur. Zaten dediğim gibi Snapdragon X Elite ve diğerlerini de merak edenler için kanalda videolar mevcut. Başka bir Hardware Plus videosunda görüşünceye dek tabii ki düşüncelerinizi, bu cihaz hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Evet, pahalı bir cihaz ama bunun karşılığını da bu haliyle verebilen eksiksiz bir cihaz olmuş diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.